Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Cep telefonlarında Instagram'a hikaye, fotoğraf nasıl yüklüyorsak, bilgisayarlarda da nasıl yüklendiğini sizlere bu videoda açıklayacağım. Yaptıklarımı sırasıyla yaparsanız, kolay bir şekilde aynı cep telefonlarında yüklediğimiz gibi fotoğraf, video yükleyebiliyoruz, hikaye kısmını aktif edebiliyoruz. Öncelikle Google Chrome'u açıyoruz. Instagram sayfasına giriyoruz. Cep telefonunda açıldığı gibi web sitesini açtığımızda hikaye kısmı ve fotoğraf yükleme artı butonu aktif olmuyor. Bunu açmanın bir yöntemi var. Öncelikle mouse'umuzu sağ tıklayarak en alttaki incele kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde ekranımız açılıyor. Settings kısmına tıklıyoruz. Buradan Devices kısmını açtığımızda hangi görüntüyü almak istiyorsak cep telefonlarından iPhone 6'yı 6, 7, 8 Plus, Galaxy Fold ya da iPad Pro bu şekilde görünmesini istiyorsak bunları seçebiliriz. Bunları seçtikten sonra sayfamızı yeniliyoruz. Dikkat ettiyseniz artı butonu aktif oldu. Profil resmimiz hikaye kısmına geldi. Profil sayfamızı açtığımızda aynı cep telefonundaki olduğu gibi artı butonu, ana sayfa düğmeleri aktif bir şekilde görünüyor. Ana sayfaya tekrar gittiğimizde hikaye kısmının da aktif olduğunu görüyoruz. Üst kısımdan görüntü şeklini değiştirebiliriz istersek. iPhone 6, 7, 8'i seçersek bu şekilde. Plus bu şekilde. iPad Pro'yu seçersek bu şekilde görüntümüz görünüyor. Galaxy Fold'u seçersek bu şekilde görünüyor. Şu görüntü bence güzel görünüyor. Şimdi artı butonuna basarsak, fotoğraf yüklemek istersek, herhangi birini seçip aç dersek yükleyebiliyoruz. Hikaye kısmına tıklarsak, hikaye kısmı eklemek istediğimiz yer açılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şu sayfayı eğer kapatırsak, yenile butonuna tıkladığımızda şu açılan artı ve hikaye kısmı aktif olan kısımları tekrar görmeyebiliriz. Çünkü PC konumuna, yani bilgisayar konumuna tekrar geçiyor. Bunu kapatmazsak yenile dediğimiz zaman da burası aktif olur. Kapattığımız takdirde çarpıdan kapatırsak bu artı butonu ve profil sayfamız, ana sayfa burada görünse de eğer yenile butonuna tıkladığımız zaman tekrar bilgisayar konumuna geçeceği için işlemlerimizi yaparken açmış olduğumuz kısmı kapatmıyoruz. Yani çarpıya basıp çıkmıyoruz. Dikkat ederseniz tekrar başa döndü. Hikaye kısmı aktifti, kayboldu. Artı fotoğraf yükleme kısmı kayboldu. İncele deyip açarsak, tekrar yenile butonuna basarsak gördüğümüz gibi aynı cep telefonundaki gibi butonlar aktif oldu. Tekrar yenile diyelim. Dikkat ederseniz kaybolmuyor. Fakat çarpıdan kapatıp sayfayı yenilersek bilgisayardaki açıldığı konuma geliyor.
Umarım anlattıklarım işinize yarar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.